dönme dönüşümü ile ilgili özellikler. Gençler, 1. Saat yönünde döndürülmeye negatif yön, saat yönünün tersi yönde döndürülmeye pozitif yön denir. Bunu daha önce kazanımlarımda anlatmıştım. 2. Bir noktanın veya şeklin orijin etrafında pozitif yönde alfa derecelik döndürülmesiyle saat yönünde 360 eksi alfa kadar döndürülmesiyle aynıdır. Yani saat yönünde 90 derecelik döndürülen bir şekil, saatin tersi yönünde 270 derecelik döndürülmesiyle aynıdır. Yine aynı mantıkta saat yönünde 180 derece döndürülen bir şekil, saatin tersi yönünde 180 derecelik döndürmeyle yine aynıdır. 4. A virgül B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle gençler A üssü eksi B virgül A oluşur. Aynı noktanın 180 derece döndürülmesiyle A üssü eksi A virgül eksi B noktası olur. 270 derece döndürülmesiyle A üssü B virgül eksi A noktası olur. Yine aynı mantıkta 360 derece döndürülmesiyle de gençler A üssü A virgül B noktası olarak aynı noktaya tekabül eder. Bir uygulayla bu olayı netleştirelim. A 3,4 noktasının gençler bir diyelim. Tabii şuraya yazmamız lazım. Pozitif yönde orijin etrafında. Bunu yazalım ki hani hepsinde aynı şeyi yazmayalım tek tek. Orijin etrafında renkli kalemle yazalım. Pozitif yönde. Bakın şu anda pozitif yöndekilerin formülünü yazdık biz kısa yöntemini. Dolayısıyla bir diyelim. 90 derece döndürülmesiyle iki, 180 derece döndürülmesiyle üç, 270 derece döndürülmesiyle dört, 360 derece döndürülmesiyle oluşan noktaları bulalım arkadaşlar. Oluşan noktaları bulalım. Siyah kalemi aldım. Arkadaşlar 1. 90 derece döndürülmesiyle oluşacak olan nokta neydi? Eksi B virgül A. Yani buna A'ya B dediğiniz zaman A üstü ne olacak? Eksi 4'e 3. Eksi B virgül A'ydı. 2 diyorum. 180 derece döndürmek demek. Şu anda A üstü 1'deki bulduğumu aslında 90 derece döndürmüş oluyorum. Buna da A2 üssü diyelim. Eksi 3'e eksi 4. 270 derece döndürmesi demek A noktasının. Buna da A3 diyorum. Aynı A2 noktasının, A2 üssü noktasının 90 derece döndürmesiyle aynıdır. Yani 4'e eksi 3. Artık dördüncüsü nedir? 360 derece döndürülmesiyle diyor. Yani A3 üssünün, yani buna da A4 diyelim. 90 derece döndürmesidir. 3,4. Bakın yine aynı noktaya tekabül etti. Peki gençler burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Hocam 90, 180, 270 ve 360 dereceyi yazdınız. Aradaki 30, 60, 90, 45'i yazarsanız ne olur dediğinizi duyar gibiyim. O durumlarda gençler kesinlikle ya formülden yapacaksınız ya da koordinat düzlemine yaptığımız gibi oradan noktaya ulaşacaksınız arkadaşlar. Döndürülürse B noktasının koordinatlarını bulalım arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edecek olursanız B noktasının koordinatlarını vermişler bize 4'e 2. Bu cepte. Ben buraya hemen A'ya B diyorum. Birincisinden yürüyelim. B 4,2 olmak üzere figür orijin etrafında pozitif yönde 90 derece diyor arkadaşlar. Hemen birincisini yazıyorum. Neydi 90 derece dönerse B üstü eksi B virgül A'ydı. Yani eksi 2,4. Devam ediyoruz. 2 diyorum. 180 derece döndürülmesi diyor arkadaşlar. Ben o zaman B üstünü birincisini yani 90 derece döndürüveriyorum. Yani eksi 2. 3 diyorum arkadaşlar. B 3 diyorum buna da. 270 derece diyor. Bunu 90 derece döndürüyorum. Yani 2,-4. 4 diyorum arkadaşlar. B 4. 360 derece döndürülecekmiş B noktası. Bunu 90 derece döndürdüğü zaman da 4,2 olacak. Bakın yine B 4 ile B noktası yine aynı noktaya denk geldi. Çünkü 360 derece döndürmüş oldunuz sevgili gençler. Döndürülmesiyle elde edilen noktaların koordinatlarını bulalım. Gençler dik koordinat düzleminde A 12 0 noktası veriliyor diyor. Burada dikkat edecek olursanız 30 derece 60 derece de var. O yüzden dik koordinat düzlemi üzerine yürüyelim. Yani
Çizelim şimdi koordinat düzlemimiz arkadaşlar şöyle. X ekseni, Y ekseni. A noktamız neymiş? 12'ye 0 noktası. Bakın A noktamız şurada bir yerde olsun gençler. A noktası 12'ye 0 noktası. Şurada renklendirecek olursak, yani şu nokta aslında bizim için önemli olan şurasıdır gençler. Şunu da yapalım, şu şekilde işaretleyelim. Şimdi ne diyor burada bize? Sırayla gidelim. 30 derece döndürüldüğü zaman diyor. 30 derece döndürelim arkadaşlar bunu. Pozitif yönde diyor. Bakın bunlara çok dikkat edin. Pozitif yönde ve orijin etrafında 30 derece döndürdüğümüz zaman noktamız şuraya bir yere gelecek. Şöyle yapalım. Buraya ne diyelim arkadaşlar? A üssü diyelim. A üssü. Burası 30 derece olacağı için o zaman şuradan aşağı bir dikme indirebilirsiniz artık. Şimdi burada 12 olacak. Burası ne olacak gençler? Hipotenüsün yarısı olacağı için 6 olacak. Yani A üssü noktamız o zaman şurası da 6 karekök 3 olacağı için birincisinde A üssü 6 karekök 3'e 6. Peki 60 derece döndürelim diyor. Onu da eğer arkadaşlar buraya sıkıştırmayalım, şuraya yapalım diyorum. Yine X ve Y koordinat düzlemimiz. Yine aynı noktamız 12'ye 0. A 12'ye 0 noktamız. Şimdi bu defa 60 derece döndürün diyor. Döndürelim. Renkli kalemle yapayım bunu da. Biraz daha yukarıda olacak. Şöyle 60 derecelik bir açı olacak. Şu şekilde noktamız oldu. Peki. Yine dikme iniyorum aşağıya. Arkadaşlar burası 12 birimse yine burada 12 olmak zorunda. Çünkü burada A2 üssü noktası diyelim buna da. 90 derece olduğu için. Şurası 60 derece ya. Döndürdüğüm zaman. Burası 30 derece oluyor. O zaman 30 derecenin karşısındaki kenarı 6. Burası 6 karekök 3 olacak. Bu defa gençler neymiş? A2 üssü 6'ya 6 karekök 3 noktası olacak. Artık üçüncüsü kolay. Bu 1'i olmuş oldu gençler. Bu 2 olmuş oldu. 3'ü de buraya yapalım. Arkadaşlar 3'te ne diyor? 180 derece döndürülürse diyor. 180 derece döndürmeyi değil mesela. Onu yazalım. A. A virgül B. Eğer 180 derece dönüyorsa A üssü eksi A üssü virgül eksi A virgül eksi B oluyor. Buradan yazalım o zaman. A noktamız neydi? 12'ye 0 ise A üssü noktamız o zaman gençler. Eksi 12'ye 0 olacaktır. Bu da cepte. 4'e gelelim. Bu defa ne diyor? 270 derece döndürüyoruz diyor. A noktamız yine A virgül B olmak üzere. A üssü ne olacak burada? Dikkat edecek olursanız. B virgül eksi A olacaktı gençler. Yani buradan da yazalım A üssünü. B diyor 0'a eksi 12 olacaktır sevgili gençler. Buna göre ilk durumda B noktasının bulunduğu köşeye hangi nokta denk gelir diye soru sormuş arkadaşlar. Önce soruyu bir özet geçelim. 1. Bu altıgen merkezi etrafında pozitif yönde 180 derece döndürülüyor diyor arkadaşlar. Pozitif yönde 180 derece döndürmek ne demek hatırlayın. Saat yönünün tersi 180 derece döndürdük. O zaman hemen cetvelimi aldım. Bakın şu B noktası nereye denk gelecek gençler? 180 derece döndürdüğünüz zaman buraya denk gelecek. Yani artık B noktamız burada. Bakın unutmayın. E noktamız buraya denk geldi. Aynı mantıkta F noktamız buraya denk gelir. C noktamız buraya. Yine A noktamız buraya gelir denk gençler. D de buraya denk gelir. Peki. Döndürme sonrası elde edilen altıgenin X eksenine göre yansıması alınıyor gençler. Mavi kalem aldım. X eksenine göre yansıma alındığı zaman hatırlayın bunlar eşit olacağı için bu defa B ile C yer değiştirecek. Yani B buraya gelecek, C buraya gelecek. Yine A yer değiştirecek. Yani D buraya gelecek, yine A buraya gelecek. En son F buraya gelecek, E de buraya gelecek. Çünkü ne yapıyoruz? X eksenine göre yansıma yapıyoruz. Bakın B ile B noktasının yerine de hangi nokta denk geldi diye sormuş. Demek ki F noktası denk gelir. Birim kareli zeminde ABC üçgeni verilmiştir. Gençler buna göre ABC üçgeninin orijin etrafında pozitif yönde 90 derece, 180 derece, 270 derece döndürülmesiyle oluşan şekli bulalım diyor. Şimdi önce A noktasını yazalım. A noktamız ne olsun? Bakın burada zaten koordinat düzleminde birim kareler olduğu için gözükmüyor fazla. Ben o yüzden şöyle bir yazıyorum. 0'a 2. B noktası ne gençler? Eksi 2'ye, bakın eksi 2'ye 1. Yani şurası
eksi 2 noktası. Şurada 1 olacak. B noktası da eksi 2'ye 1 noktası. C noktası ise 1, 2, 3 olacağı için gençler 3'e 1 noktası. Çünkü bunları 90 derece, 180 derece ve 270 derece döndüreceğim. O zaman önce diyelim ki 1 diyelim. Gençler 1 diyelim. 90 derece döndürelim. 90 derece döndürelim. 90 derece döndürelim. Arkadaşlar o zaman A üssü noktamız ne olacaktır? A üssü noktamız hatırlayın eksi 2'ye 0. B üssü noktamız eksi 1'e eksi 2. C üssü noktamız da eksi 1'e 3 olacaktır. Buna göre şunu çizelim hemen. Yani A noktamız, A üssü noktamız eksi 2'ye 0'mış. Yani şurada A üssü. B üssü noktamız eksi 1'e eksi 2. Yani şurada bir nokta. B üssü. C üssü noktamız da eksi 1'e 3'müş gençler. O da yine şurada bir nokta diyelim. Çizelim şimdi bunu renkli kalemle. Çizmiş olduk. Arkadaşlar bunu boyayalım artık. Bunu yeşil kalemle boyayalım. Yani burası ne olmuş oldu arkadaşlar? Şu şekilde yaptığımız zaman şurası da C üssü noktamız olmak üzere birinci 90 dereceye göre döndürmüş olduk. Peki 2'ye yürüyelim. 180 derece döndürelim. Arkadaşlar 180 derece döndürdüğümüz zaman A2 üssü noktasını elde ettiğim zaman bu defa yukarıdakini 90 derece döndürüyorum. Yani 0'a eksi 2. B2 üssü 2'ye eksi 1. C2 üssü de gençler eksi 3'e eksi 1 noktası olsun. Bunları da aynı şekilde işaretliyorum. A2 üssü 0'a eksi 2 noktası. Bakın şurada bir nokta. Burası A2 noktası. B2 üssü 2'ye eksi 1 noktasıymış. Şurada bir nokta gençler. Burası da B2 üssü. C2 üssü de eksi 3'e eksi 1 noktasıymış gençler. O da şurada bir nokta. C2 üssü. Bunu da çizelim hemen. Renkli kalemimizi aldım yine. Yani birleştirdiğimiz zaman şöyle bir üçgen oluştu. Bunu da sarı renge boyayalım. Bakın. Diğeri de bu şekilde elde etmiş olduk. Üçüncüsünü de mavi kaleme yazalım. 3 diyelim. 270 derece döndürelim diyor bir de. 270 derece döndürelim. Gençler 270 derece dönmesi demek. Yani şu 2'de bulduklarımızı 90 derece daha döndüreceğim demektir. Yani A 3 üssü diyelim buna da. 2'ye 0. B 3 üssü diyelim. 1'e 2. C 3 üssü de gençler 1'e eksi 3 olacaktır. Hemen bunları işaretleyelim. Bunu da yine kırmızı kalem alıyorum. Onları işaretlemiştik çünkü. A üçüsü 2'ye 0'mış gençler. O zaman şurası. Burası A üçüsü olacak. B üçüsü 1'e 2'ymiş gençler. 1'e 2'yi de işaretlerim. Şurada bir nokta. Burası B üçüsü. C üssü de 1'e eksi 3'müş. O da aşağıda gelecek. Şurada bir nokta. Bu da C üçüsü. Yine renkli mavi kalemimi alıyorum. Bunu çizelim, birleştirelim. Noktamızı bulmuş olduk. Yani daha doğrusu üçgenimizi elde etmiş olduk arkadaşlar. Bunu da yine kırmızı kalemle boyuyorum. Evet gençler ne yapmış olduk yani? Biz verilen üçgenin koordinatlarını, köşe koordinatlarını 90 derece, 180 derece, 270 derece döndürerek üçgenleri birleştirdik ve 1, 2, 3. koordinat üçlemindeki şekilleri elde ettik sevgili gençler. Analitik düzlemde A noktasının orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürülmesiyle B 4,-3 noktası elde ediliyor. Buna göre A noktasının B noktasına göre yansıma dönüşüm altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulalım arkadaşlar. Şimdi önce A noktasına ne diyelim? A noktasına X, Y diyelim. Olsun. Bu orijin etrafında gençler dikkat edin negatif yönde 90 derece döndürmek demek. Yani buraya yazalım orijin etrafında negatif yönde
90 derece döndürülürse arkadaşlar, bu aynı zamanda ne ifade eder? Pozitif yönde, gençler pozitif yönde renkli kalemi al Nevzat, 270 derece döndürülmelidir. Bu kadar. Biz çünkü pozitif yönde döndürmenin formülü biliyoruz. Yani A noktasını gençler X virgül Y olmak üzere pozitif yönde, pozitif yönde 90 derece döndürsek ne olacak bu? Hatırlayın, A üssü eksi Y'ye X, 180 derece dönse arkadaşlar A 2 üssü eksi X'e eksi Y. Peki 270 derece dönse arkadaşlar A 3 üssü Y'ye eksi X olacaktı. Bundan sonra tekrar aynı noktaya denk gelecek. Demek ki bizim noktamız artık bu. Bu nokta diyor B 4 virgül eksi 3'e tekabül ediyordu. Yani renkli kalemi aldım. Demek ki bu arkadaşımız, şu boşluğu değerlendiriyorum arkadaşlar, A 3 Y eksi X noktası B 4 virgül eksi 3 oluyormuş. Bu durumda yazalım, Y eşittir 4 gençler, X eşittir 3 olacaktır. Demek ki noktamız neymiş? A noktamız neymiş? X ise Y idi. X virgül Y ise A noktamız 3'e 4'müş arkadaşlar. A noktasının B noktasına göre yansıması. Artık bundan sonra kazanımlarda anlatmıştık gençler. A 3,4 noktasının B 4,-3'e göre yansıması soruluyor. Hemen cetvelimi aldım. Şu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar, burası ne olacak o zaman? A üssü diyelim buna, X virgül Y diyelim, A virgül B diyelim, diğerleri karışmasın, hani sanki farklı bir şey gibi olsun. Yani A virgül B. Neydi burada arkadaşlar? Bu orta nokta olmak zorunda. Yani A artı 3 bölü 2 eşittir 4'ten A artı 3 eşittir 8, A'nın 5 olduğu yakalanıyor. Bu cepte bir de B artı 4 bölü 2 eşittir eksi 3 olacaktır. B artı 4 eşittir eksi 6'dan gençler B'nin de eksi 10 olduğunu buluyoruz. Bunlar da cepte. İBAN'a ne soruyor bakalım hemen. Görüntüsünün koordinatları toplamı. Yani bana A üssünün 5'e eksi 10 olduğunu bulduk. Bunların koordinatları toplamı 5 eksi 10'dan eksi 5'tir sevgili gençler. Buna göre A noktasının yeni koordinatları toplamı kaç birimdir diyor arkadaşlar. A noktamızın koordinatlarını bir yazalım önce. Eksi 3'e eksi 5'tir. Yani burada eksi 3'e eksi 5 aslında. Şimdi bir, orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürülüyorsa arkadaşlar, hemen buraya yazalım. O zaman yine aynı orijin etrafında, orijin etrafında gençler, renkli kalem alıyorum. Pozitif yönde, pozitif yönde kaç derece dönülecek diye sorsam, hep birazdan 270 derece hocam dediğinizi duyar gibiyim. 270 derece döndürülmüş olur. Döndürülür. Şimdi buna göre yürüyeceğim çünkü gençler. Bir A noktası ele alalım. A virgül B olmak üzere orijin etrafında, orijin etrafında yine pozitif yönde arkadaşlar, pozitif yönde 90 derece döndürülürse, siyah kalem alıyorum, B noktası diyelim ona da, eksi B virgül A. Peki 180 derece döndürülürse ona da C noktası diyorum, eksi A virgül eksi B. 270 derece döndürülürse gençler ne oluyor idi? Bakın, ona da D noktası diyorum, B virgül eksi A. Bakın, bundan sonra tekrar A noktasının aynısı olacaktır. Yazıyorum şimdi, A noktamız neydi? A noktamız eksi 3'e eksi 5 ise, bunu orijin etrafında pozitif yönde 270 derece döndürecek olursak, o zaman buna da A üssü diyelim artık, A üssü noktamız eksi 5'e 3 noktası olacaktır gençler, anlattığım mantığa göre. 2. Figürün yeni görüntüsü Y eksenine göre yansıtılıyor diyor. Arkadaşlar önce A üssü noktamızı bulalım. Yaklaşık olarak şurada bir değer diyorum. Bakın şurada. A üssü noktamız neydi? Eksi 5'e 3 noktası. Şimdi bunu mavi kaleme aldım ve çiziyorum.
Y eksene göre yansıtılıyor. Y eksenim nerede? Burada. Demek ki Y eksenimiz ayna. Şuraya bir yere denk gelecek. Şöyle. Buna da ne diyelim arkadaşlar? A iki üssü diyelim. Dikkat edecek olursanız bunlar eşit olacağı için sadece apsis yer değiştirecek. İşaret değiştirecek. 5'e ordinat aynı. 5'e 3. Yani A üssü eksi 5'e 3 noktasının arkadaşlar noktasının Y eksenine göre yansıması. Renkli kalemi al Nevzat. A 2 üstü noktamız oluyor. Yani 5'e 3'tür. Peki yeni noktanın koordinatları toplamını soruyor. O zaman toplam eşittir 5 artı 3'ten 8 olur sevgili gençler.